Aysu Gelin'in mutfağı metrekare olarak hayli büyük. Beyaz lake dolaplarda gümüş kulplar tercih edilmiş. Tuğla görünümlü beyaz ara fayanslar ve gri tezgahın uyumu gayet güzel. Firkete ayaklı beyaz masa ve metal kafesli sandalyelerle sade bir yemek bölümü tasarlanmış. Kahve köşesi olarak düzenlenen alanda asma dolapla tezgahın eşit olmaması biraz göz yoruyor. Son olarak mutfağı uyumlu bulduğumuzu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Evet kızlar, haftanın en ferah ve en şık mutfağına hoş geldiniz. Ferah mı şık mı yorumlarınızı göreceğiz. Bekliyorum evet, bu arada. Teşekkürler. Evet, ferah ama pek şık bulamadım. Açıkçası. Ben de şık bulamadım. Şöyle, öncelikle halın çok karışık geldi. Tezgahla uyumlu pek bulamadım. Kahve tonları var. Tezgahla uyumlu bulamadım diyorsun ama farkındaysan gri var. Gri var, evet ama evet. Kahve... Sadece suplalarla ben uydurdum zaten... ve mermerle uydurdum. Bence çok saçma bir yorum bu arada. Yok, saçma değil. Mermerle uyumlu suplalar da zaten alakasız ki burada. Tamam, belki mesela... hani suplalar. Ben şu an uyduramam. Ben bir yorumumu bitirsem. Tamam, konuş. Bu suplalar hani gri de olabilirdi. Gri suplam var bu arada ama tercih etmiyorum. Çünkü mermerim gri, o gri çok saçma duracaktı. Farklı tonu oluyor ya hani. Zaten tamam ama aynı değil. Supla rengi vardı bende. Hı-hı. Yani farklı ton yoktu. Suplaların üzerindeki eşyaların hepsinin rengi birbirinden neden farklı? Ben bunların hepsini aslında beyaz diye aldım. Yani mesela şu kahve makinesi de beyaz diye geçiyor. Yani bu markadan kaynaklı bir şey. Onun üretiminden kaynaklı bir yanlış şey. Yanlış mı geldi? Hayır, yanlış gelmedi. Ama güzel, burada güzel durmuyor. Tamam, güzel durmuyor olabilir ama onların aslında ben hepsini böyle almıştım. Bu da siyah olabilirdi. Öyle de şey güzel oldu. Durabilirdi. Siyah pek tercih etmiyorum çünkü çok fazla toz tutuyor. İkisi de siyah. Ocağın da siyah. Evet. Ocağım geldiğimde vardı, ben taktırmadım. Ama bir bütün evet, diğerlerini tamamlasaydım evet. Keşke aynı renk olarak. O da şöyle, onu da açıklayayım. Benim eşim biz tanışmadan bir iki ay önce bu evi almıştı. O zaman da beyaz eşyalar almış. Yani yeni aldığı için bu arada beyaz eşyalarımız 2-2,5 senelik. Ben yenisini almadım. Haklısınız bu arada, ona katılıyorum. Hani bir bütünlük sağlamıyor ama. Yani yenisini almak gereğini bulmadım çünkü yeni eşyalar. Çift evet. Karşı tezgah kullanman da çok iyi olmuş. Evet hakkında. Çok güzel. Evet canım, ilk başta başladığımız gibi sen dedin ki en şık mutfak. 4 gündür diyoruz sufle sufle sufle. Bugün diyelim ki suplaların burada bu kadar yoğunluğu ne? Bari her yerde kullanmışsın. Araç girişlerinde kullanmışsın. Masanda kullanmışsın. Tezgahın kalmış kullanmadın. Orada da kullansaydın. 7.'si yoktu o yüzden kullanamadım bu arada. 7, 10 sene kullanırdım. 6 tane daha alıp çift kişilik yapsaydın. Ne gereği var şu an mermerde? Bulaşıkları yıkayıp da üstüne mi koyacağım yani? Araç girişlerde ne gerek vardı? Şuradaki ne? Hayatım bu bir makinesi. Dekor. Buffle makinesinin suflanın üstünde ne işi var? Sufla. Bir daha söyle. Her gün geçtikçe değişiyor. Evet. Ne işi var şöyle açıklayayım. Ben de çok güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum bu arada. Mutfakta 6 tane ya birden. Ya sanki hani... Ya nerede kullanabilirim? Yatak odasında baş ucumda mı kullanayım? Yatak sufleyi. Odasında da kullanılır. Mutfakta da bu kadar takım şeklinde 6 kişilik, 10 kişilik de alınır. Ben kullanıyor ya. Kullanayım dedim yani. Sen kullanmıyorsun ya. Evet, onu görmüştük. Senden öğreneceğim çok şeyler var. Bu arada en başında sufle. Şuradaki giderden bahsetmek istiyorum. Hani onu bir kapatsaydın keşke, görmeseydik daha güzel olurdu. Hiç hoş bir görüntü şimdi değil. Şimdi söyleyince fark ettim biliyor musun? Evet, yani orada bir gider var. Hani evet. Üzerine böyle bir mermer ya da hani ya da böyle çim gibi bir şey koyar ya. Evet, çok güzel olurdu. Hiç aklıma gelmedi. Demin gözümden kaçmış. Masamı çok beğendim. Tavanda çok delik var. Onları keşke bir... Şu minik spotlarla evet. Çok güzel duruyorlar. Daha dün bahsettik. Orada da baca sobası gibi bir şey var. Evet, bende de bahsetmiştik zaten. Mutfağından bahsettik. Oraya dedik ki bir usta tutup da yapsaydın. Senin de en azından gününe kadar oraya bir kamufle edip başka bir şeyler evet. Yapabilseydin. Doğalgaz boranın da yarısını kapatmışsın, devamını şimdi kapatamamışsın. Şimdi şöyle bir nasıl cevap vereyim. Kapatmaya. Bu havalandırma, hava alsın diye açık bıraktım bunu. Ona gelirsek de folyam yetmedi. Folye getirseydim de kaplasaydım kendim madem. Buradaki deliklere gelirsek de Ceren, biz bu... Mutfağın balkonu kırdırdık. Hı hı. Kırdırdığımız için de zaten bu yeni sıralarda oldu yani. Ona pek vakit ayıramadım. Haklısın ama aslında açıkçası çok göz yormadığını düşünüyorum. Hani yani arada kalıyor ya. Göz yoruyor aslında. Dikkatli bakınca görüyor. Olabilir. Ama kırdırman çok iyi olmuş. Yani hiçbir işime yaramıyordum. Evet, en azından bir masam orada evet, duruyor yani. Ya şöyle masan spor mesela, mutfağın spor şık bence gayet güzel ama perdelerinde biraz evet, simli böyle hani. Evet, çok olmamış gibi. Daha spor böyle daha şık olur. Bir sade şey perde olsaymış ya, daha güzel olurmuş. Açıkçası ben hiç takılmıyorum ona biliyor musun? Çok ince bir simi var. Yani o hani şıklık katını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü düz bir tül ya. Yani fonu mesela yok ya da İstanbul Galatalı bir perdem yok yani. Kahveli de halın yok. Aynen, kahveli de halım yok.
Suflelerim var bir tek, canım, o da nazar olsun. Kuş kafesine benzeyen benim şapşal da içine sığmaz ama daha küçük bir kuş şapşal. İçine sığmaz mı bunun? İçine sığmaz tabii. Benim kuşum gayet büyük. Birazdan yeni bir şeyin olsaydı. Ondan bahsedeceğim. Bizim avizelerimize sürekli simetride... Ama bülbül kafesi gibi durmuyor mu mutfakta? Böyle kandillerde bir şey oluyor ya. Yuvarlak yeri oluyor. Aslında oturmuyor biliyor musun? Evin hiçbir tarafında oturmadı o avizelerin. O yuvarlak tarafı. Ama basım hatası gibi duruyor. Yani bizim gibi simetride. Ama ne yapayım, tavanı mı yıkayım yani? Ondan ziyade... Daha ortalığı bir saniye. Simetri dedik, simetri eşittik bütün gün boyunca. Dolabın seni çok önde. Simetri durmuyor tezgahına. Onun arkasında gitmiyor yani, götüremedik bilmiyorum. Simetrik öyle kaldı. Değil. Dolabın mı büyük acaba? Olabilir. Zaten o dolabın arkasında bir şeyler oldu. Usta geldi baktı falan, böyle kalsın dedi. O yüzden biz de ilerletmiyoruz. Bir ara su falan akıttı, bir şeyler ama oldu çok yani. Çok önde bayağı. Evet, dolabın üzerinde zaten magnet dolu. Böyle fazlasıyla bir magnet yoğunluğu görüyoruz orada. Nazife ablaya yakın hatta magnetlerin, evet, diyebiliriz. Benim fotoğrafım yok ama. Fotoğraf yok, evet. Fotoğrafım yok. Gezdiğimiz yerleri alıyorum. Aynı zamanda eşim de işinden dolayı çok fazla şehir dışına çıkıyor. Evet. O da gezdiği yerleri magnet alıyor. Gezdiği yerler sonuçta o da fotoğraf olarak oluyor. Bak, ne fotoğraf ya? Orada en azından... gittiğin yerlerin fotoğrafı. Ne fotoğraf orada? Orada kafa mı görüyorsun sen? Fotoğraf derken görselleri var gittiğin yerlerin resimleri. Ya hayatım, magnet en azından zaten benden gördüm. Olur. Bugün geldiğimizi, evet, bilerek onları oradan kaldırabilirim. Bak orada riv yazıyor. Bezdum. Bezdum yazıyor. Karadeniz'e gitmiştik, oradan aldık, evet, bu arada. Darlandım. Darlandım, evet. Güzel. Şu an mesela ben darlandım. Şu kafese benzettiğim avizenin fiyatını öğrenebilir miyiz? 350 lira. Ben halının fiyatını ben merak ediyorum. Yani. Ya halının fiyatı şöyle kızlar. Annem bize ev hediyesi olarak almıştı evin bütün halılarını. Evet. O yüzden fiyatını bilmiyorum açıkçası. Sormadım da yani hediye olduğu beyaz için. Beyaz eşyalarının fiyatı ne kadar? Onu da bilmiyorum. Çünkü eşim bekarken aldı demiştim. Evet. Yani bilmiyorum. Masam peki, onu biliyorsundur diye düşünüyorum. Onu biliyorum, evet. Onu 2000 liraya almıştık sandalyeleriyle, evet, beraber. Ben bu arada bu runner'ını da çok beğenemedim. Ya hani siyah hem supla koyup hem runner ama, bu sofra bezi gibi böyle biraz hani halın biraz karışık kahveli bu siyah beyaz falan ya. Şöyle Buse, ben bunu aslında şu sandalyelerle uyum sağlamak istedim. Evet. Bunu da çok emeklilikle uyum sağlamak istedim. Gold sevmiyorum demişti. Ama orada bir gold detayı görüyorum fincanlarında. Evet, o gold hediye geldi bu arada. Kayınpederimden. Onu da orada kullanmak istedim yani. Çünkü özellikle hani ben geldiğimde bir kahve içeriz, kahveni içerim falan demişti. Mutfağını da görmek istiyorum dedi. O yüzden kullandım. Severek, evet, de kullanırım açıkçası. Ama bir ayıp edilin gelmeye. Bir şey diyeceğim. Ben gold'u mobilyalarda sevmiyorum dedi. Mesela benim yemek takımım da gold. Zaten yani bunu benim yemeğe gelirseniz de göreceksiniz demiştim. Böyle ufak tefek detayları seviyorum. Şimdi çok önemli bir şey, evet, soracağım. Benim günümde fincanların açıklığından bahsedilmişti. Aynı şekilde seninki de açık. Fincanların açık, ben öyle bir şey demedim bu arada. Ben fincanların renginden bahsettim. Hayır, rengi, evet, de denildi. Sen buradan alıp da hani tozlanmıyor mu onu, denildi? Onu arzu söylemedim. Ben söyledim, söylemedim ya. Kayınpederim, evet, geldiğinde kahve içmeyi onu seviyor dedim. Bugün kayınpederin gelmiyor senin evine. Biz geldik. Yok, önce bir benim dediğimi keşke cevap verseydin. Şimdi bunu da alacak. Bu da tozlanmayacak mı aynı şekilde? Açıkta işte, diyor senin ya. Senin yorum yapmanı bekledim canım ben. Yaptı. Dedim çok ya. Çok saçma bir yorum yaptın bu arada. Dedim ya, kayınpederin geldiğinde ve aynı şekilde açıkta olduğunu şey yapacağım. Sen hani o şekilde konuştuğun için senin de sözünü kesmemek, yorumunu bitirmeni bekledim. Perdenin fiyatı ne kadar peki? Ya perdenin de onu da kayınpederimiz ev hediyesi yaptırdı bütün evin. Hı-hı. Onu da bilmiyorum açıkçası. Onu da sormadım. Oo, her şeyi de bedavaya getirmişsin. Hepsi hediye. Her şeyi bedavaya getirmedim. Bir tek ev hediyesi olarak halı annemden geldi. Kayınpederimden halı geldi. Evin her tarafını biz eşimle beraber yaptık. Asla bedavaya getirmedim. Bedavaya getirmiş olsaydım senin ev gibi bir ev yapardım ben. Benim evim bedavaya getirmedi canım. Her şeyin bir maliyeti, her şeyin bir bedeli var zaten. Aynen. Yanından bile geçemez benim evim. Senin bir yanından geçemezse üstünden geçer. Üstünden geçecek kadar bir üstünlük yok senin evinde. Ya köprü yapar bir daha geçer. Aynen hayatım. Ormanın üstünden köprü. Yapar her türlü. Tahta da yapar, ahşap da yapar, her şey yapar, gene geçer. Hanımlar, derin bir nefes alalım. Evet, şimdi sakin miyiz? Evet, sakiniz. Yorumlarınız bitti mi? Evet, bitti dış ses. O zaman altın kolyeyi kim kazanacak? Gidip görelim mi? Olur. Gidip görelim dış ses. Genel olarak hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorsun Aysucuğum. Halını soruyoruz, bilmiyorum diyorsun. Perdeni soruyoruz, bilmiyorum diyorsun. Sen bayağı bir bedava evlenmişsin. Evet, yeni gelin olduğu için her şeyini bedavaya getirmiş. Yani her şeyin fiyatını sorduğumuzda bilmiyorum. Şu hediye, bu hediye tutturup durdu. Hayırlı işler, bol kazançlar.